Günaydın. Vay be. Ne kadar çabuk ya. Oha. Satranç tahtası bile hazır ya. Ne yapıyoruz? Oynuyor muyuz hemen? Günaydın. Şimdi değil Selim. Şu dosyaya bakıyorum. Ya biz şimdiye kadar niye bu Çağlayan'la hiç konuşmadık? Bebeğim konuşalım dedik mi? Dedik ya Selim. Şu Çağlayan'ı bulup konuşalım dedim ya. Bebeğim kusura bakmayın ya. Ben unutmuşum herhalde. Ne yapalım? Gidelim konuşalım o zaman. Konuşayım ben. Hadi beraber gidip konuşalım şunla. Tamam. İyi günler. Çağlayan Bey'le görüşecektik. Kim geldi diyeyim? Başkomiser Orhan. Çağlayan Bey, Orhan Başkomiser ve... Selim. Selim Komiser geldiler, sizinle görüşmek istiyor. Tamam efendim. Buyurun lütfen. Gel. Hoş geldiniz komiserim. Merhaba. Buyurun lütfen, buyurun oturun. Bir şey içer misiniz? Yok, sağ olun. Nasıl yardımcı olabilirim size? Çağlayan Gürbüz, 49 yaşında, maktulün iş arkadaşı. Neval Hanım'dan haberiniz vardır sanırım. Yo, ne oldu ki? Neval Hanım öldü. Ne? Yanılmıyorsam Ayda Hanım'ı da tanıyorsunuz. Evet. O da öldü. Daha doğrusu öldürüldü. Bu bir şaka mı? Şaka. İşte bu böyle polisin son işi. Böyle dalıyoruz ofislere, öyle eşek şakaları yapıyoruz. İşte yaz geldi, eğleniyoruz biz de yani teşkilatçak. Ne yapalım işte? Maalesef şaka değil. Neval Hanım'ı en son ne zaman gördünüz? Önceki gece. Önceki gece nerede? Evinde. Evinde mi? Evet. Akşam yemeğinden sonra kendisine uğramıştım. Kendisi hiç hoşlanmıyormuş ama bu uğramalardan. Bana evleneceğini söylemişti. Çok bozulmuştum. Biraz tartıştık. Sorduğunu boğdunuz, öyle mi? Sanırım bunu anlamanız mümkün değil. Neval benim için çok önemliydi. Onu öldürecek kadar mı? Onu ben öldürmedim. Ya Ayda'yı? Siz delirdiniz mi? Dün öğleden sonra neredeydiniz Çağlayan Bey? Bütün gün ofisteydim. İstediğinize sorabilirsiniz. Aydın, beyefendinin yazılı ifadesi alınacak. Parmak izi ve swap da alalım. Selim Komiser, siz misiniz? Benim. Amirim, acil mesaj göndermişsiniz hemen buraya gelmem için. Hayırdır, ne oldu? Bir sorun mu var? Efendim Ece. Tamam. Selim, sen otopsiye git. Alkım'la ben konuşalım. Başlayın. Hayırdır komiserim, ne otopsisi? Alkım Erseyan, 29 yaşında, Ayda'nın abi. Alkım Bey. Biliyorum sizin için çok zor ama bize yardımcı olmanız gerekiyor. Alkım Bey. Az önce bana Neval'le kız kardeşinin öldüğünü mü söylediniz? Öldürüldü. Anlamıyorum. Ayda'nın boğulduğunu söylemediniz mi? Evet ama ikisinin de peş peşe ölmesi sizce de garip değil mi? Ne demek istiyorsunuz siz? Belki de bir sırları vardı. Ayda havuza düştü dediniz. Ama Ayda yüzmeyi çok iyi biliyordu. Bilmiyoruz. Gittiğimizde her şey yolundaydı. Ama sonra beni cepten aradı. Bir şey dedi mi size? Maalesef gittiğimizde ölmüştü. Size uzun bir zaman ulaşamadık. Trekking'teydim. Biraz kafamı dinlemek istedim. Neden, bir şey mi oldu? Yok, hiçbir şey olmadı. Öylesine gitti. Alkım Bey, açıklamalarınız hiç de tatmin edici değil. Ne demek şimdi bu? Şimdi benden mi şüpheleniyorsunuz? Lütfen sakin olun ve sadece sorularıma cevap verin. Sakin falan olamam, anladın mı? Sakin falan olamam. Selim? Ece? Şaşırdım. Böyle gibisin zaten, hayırdır? Orhan'la telefonda konuşunca seni beklemiyordum doğrusu. Evet, Orhan Başkomiserin biraz işi vardı, ben geldim. Nedir durum? Var mı ters bir şey? Akciğer ve midesinde sodyum dikloroestriazintrion var. Aa, bir dakika ya. Zeynep de bahsetti bundan, raporda vardı. Senin anlayacağın havuza düştüğünde hala hayattaymış. Bol bol havuz suyu yutmuş. Bu olmuş yani. Evet. Belki de biri bayıltıp atmıştır. Sanmıyorum. Ama zehirlenmiş olabilir. Toksikoloji raporu çıktı mı? Hayır. Ama derisindeki noktavari lezyonlar yüzünden vücuduna toksik bir maddenin karıştığını düşünüyorum. Örnek alıp kimya bölümüne gönderdim. Sonuç için beklemek gerekecek. Ayrıca bir de aldığım örneği mikroskopta inceleyince kremin içerisinde belli yerlerde parıldayan kümeleşmiş kristaller gördüm. İncelenmesi için kriminal laboratuvarına gönderdim. Evet anladım. Başkomiserim de uyuşturucudan şüphelenmişti zaten. Emin olmak için histopatolojik ve toksikolojik raporları beklemek gerekecek Selim. Çıkar çıkmaz haber veririm. İyi, bekleyelim bakalım. Bitti bu kadar mı? Daha ne olsun? Raporlar çıkmadan bir şey söyleyemem ki. Tamam. Ne oldu? İtiraf etti mi adam? Ne o Selim? Yine kafadan mahkum ettin adamı. Yani ya o ya da Çağlayan. Başka ne olacak? Yok, adamın durumu kötü. Konuşurken bayıldı. Hastaneye göndermek zorunda kaldım. Otopside bir şey var mı? Valla Ece, Ayda'nın zehirlenmiş olabileceğini düşünüyorum. Zehirin etkisiyle dengesini kaybedip havuza düşmüş olabilir. Ya ben şu Çağlayan'ı iyice bir sorgulayayım mı? İster misiniz? Diyelim ki Neval'i Çağlayan öldürdü. Eğer Ayda zehirlendiyse nasıl yaptı bunu? Ne bileyim, içeceğine bir şey karıştırmış olabilir. İyi de olay yerinde kadının bir şey içtiğine dair bir delil yok. Belki de giderken yanında götürdü. Benim aslında kafama takılan ne biliyor musun? Çağlayan'ın anlattıkları. Evleneceğim demiş ya adama. Tabii eğer adam doğru söylüyorsa. Doğru olabilir. Sonuçta bu bilgi Çağlayan'ı daha çok şüpheli yapıyor. Niye söylesin ki? Tamam. Babasına bir sorayım bakalım. Evlilik planlarından haberi var mıymış? İyi fikir. Bir konuş bakalım. Ben de olay yerine tekrar gideyim. Evlenmeyi mi düşünüyormuş? Çağlayan diye birini tanıyor musunuz? Şaka yapıyorsunuz herhalde. Kızım o adamla hayatta evlenmez. Evlenmezdi. Yaşına başına bakmadan askıntı olmuştu adam kızıma. Yok durun, şimdi bir yanlış anlaşılma olmuş. Yani Çağlayan söyledi kızınızın evlilik planı olduğunu. Neval o gece onu çağırıp söylemiş. Peşini bırakması için söylemiştir. Yoksa o mu öldürmüş kızımı? Sizin evlilikten haberiniz yok yani. İlgisiz bir baba gibi görünebilirim ama değilim. Değildim, yemin ederim. Kızımla evlenecek olsa bilirdim. O heriften kurtulmak için söylemiştir bunu. Hayatında biri olsa söyler miydi yani? Söylerdi herhalde. Karım öldükten sonra benim için önemli olan tek şey kızımdı. Şimdi onu da kaybettim. Karınız ne zaman öldü? Neval 12 yaşındayken karım trafik kazası geçirdi. Niye hiçbir yerde duramıyorum sanıyorsunuz? Bir tek Deniz iyi geliyordu. Duvarlar basıyor. Bir tek kızım anlardı beni. Artık o da yok. Yok.